Dur başlamadan hemen şunu değiştireyim. Aynen. Abi solaya mı girdim? 2 kişiliğe mi girdim? 3 kişiliğe mi? Her neyse. Evet gençler. Mobil PUBG oynuyoruz. Mobil PUBG'yi Türkiye'de ilk defa oynuyoruz. Hadi bakalım gençler. Mobil PUBG'yi nasıl oynadığımı da şimdi söyleyeceğim sizlere. Bu arada Xiaomi 6 Çin telefonu kullanıyorum arkadaşlar. Benim tabii ki ikinci telefonum bu. Yani normalde Galaxy S7 Edge'i sürekli kullanıyorum ama Xiaomi 6 da var bende. Onunla Lightspeed'in geliştirmiş olduğu mobil PUBG'yi açtık. Şimdi burada bekleme ekranı 37, 36, 35, 34 gibi gidiyor. İşte bekliyoruz. Gel lan buraya. Abi kaçtı lan. Oğlum bunlar da hep duruyor. Ben yanlarına gidince kaçıyorlar. Her neyse. Şimdi ben nasıl girdim oyuna? Herkes bunu merak edecek. Arkadaşlar muhtemelen aranızda hiçbiriniz giremeyeceksiniz, oynayamayacaksınız. Çünkü sadece davetiye kodu alanlara bu oyun gidiyor. Ben davetiye kodu almadım. Ama uzun uğraşlar sonucu Çin'deki bir oyuncuyu buldum. Ya dedim kardeş bak biz YouTuber'lık yapıyoruz dedim. Falan fistan çatpat İngilizce tabii. O da İngilizce konuşuyor ama ikimizin de İngilizcesi çatpat. Çince bilmediğimiz için konuşmuyoruz. Her neyse uçaktayız arkadaşlar. Şimdi dedim ya YouTube'la uğraşıyoruz, bu kadar abone var falan. Oyunun birkaç videosunu çekmem lazım. Hesap lazım falan fistan. Önce güvenmedi. Onlar YouTube'u bilmezler arkadaşlar. Şimdi bazılarını şaşıracak. Yani YouTube'u kim nasıl bilmez? Yani dünyada herkes bilir. Ha bilirler ama Çin'de şöyle bir şey var arkadaşlar. Çin'de bu arada haritayı sizlere gösteriyorum. Biraz daha atlayacağım yere doğru şöyle bir gideyim. Çin'de YouTube ya da Google hizmetleri yasak arkadaşlar. Yani yasa gereği yasak. Onlar biliyorsunuz ki Google web tarayıcı yok. Chrome yok. Ondan sonra YouTube yok. Google hizmetleri yok. Neden yok? Çünkü Çin'de Google hizmetleri yasaklı arkadaşlar. Genelde YouTube'la ilgilenmezler. YouTuber'ları bilmezler. Çok fazla oralı olmazlar. Önceleri güvenmedi bu hesabı bana verirken. Bir saniye şöyle çevireyim. Abi gözüme bir şey kaçtı lan. Heh, tamam şuradan atlayacağımız yere doğru yaklaşalım. Gençler güvenmedi. Ben de baya böyle ikna ettim, her neyse hesabını aldık abi. Birkaç video çektikten sonra geri teslim edeceğiz tabii ki. Ben şu anda video kaydı alıyorum da şuraya bir atladım. Aşağı doğru süzüleyim. Yalnız 10 numara oyunu arkadaşlar. 10 numara. Ha bu arada ben niye kötü görüntü kalitesiyle kaydediyorum arkadaşlar? Xiaomi 6 telefonum var. Bu telefon Çin telefonu. Aslında ben sürekli Galaxy S7 Edge kullanıyordum. S7 Edge'de kayıt programları her şey var ama bu oyun S7 Edge ile uyumlu olmadığı için açamadığımdan Çin telefonunda açıyorum. Şöyle düşeyim şuraya doğru, aşağı doğru. Heh. Kayıt programı abi çalıştıramadım. Dandirik. Bir tane Google Play Store'a girdim, öyle böyle bir tane kayıt uygulaması buldum. La abi bir türlü grafik ayarını yapamadım. Yani kayıt ayarını yapamadım. O yüzden düşük çözünürlükte kaydediyorum. Kusura bakmayın ama inşallah bir yöntemini bulursam daha yüksek grafiklerde de kaydedeceğim. Şöyle gidelim. Ben bu arada hem oynayıp hem anlatıyorum sizlere gençler. O yelek pompalı baba işe yarar mı? Yarar tabii ki. İlk etapta bulabildiğimiz her şeyi alacağız tabii ki gençler. Evet oyun muazzam. Muazzam. Lightspeed'in yaptığı oyun gençler. Bu arada oynadım. Şöyle gideyim abi. Şunları bir dakika lan. Bu ne abi? Çapa gibi, orak gibi bir şey lan o. Almadım ama 2 tane pompalımız oldu. Bir tane şöyle makineli tüfek bulursak güzel olacak. Gençler 10 numara yani her şeyle 10 numara. Bu arada mesela yerden bir şey bulduğumuzda sarı ikon çıkıyor ya. Mesela o sarı ikon ne demek? Sana lazım olan item, eşya demek. Onu almanı gerektiğini söylüyor. Tabii ki çantanızda yer varsa mutlaka sarı işaretli gördüğünüz bütün eşyaları yerdeki alın. Mesela buna ihtiyacım yok. O yüzden sarı değil. Böyle gri gibi. Ha, bak şimdi bir tane silah alsam şu mermiler. Mesela silah M16 çıktı. Güzel. Bak sarı ikon çıktı pompalıya. Şunları alayım da bir saniye. Şunu da alayım. Pompalıyı bıraktık gerçi ama bir dakika. Ha. Tamam. Oo burada da 556. 556 abi gerek. Çünkü M4A1 miydi bu silahın adı? Aynen, M16A4'tü. Pardon. Şuradan bakayım hangisi işe yarıyor. İşe yaramayanlar çöpe atalım. Sağda çöp kutusu gibi bir simge var gençler, biliyorsunuz. Oraya sürüklediğinizde eşyaları atmış oluyorsunuz yere. Şu bandajı da alalım mı? İhtiyacımız var, sarı çünkü. Bir dakika lan, şu M16'ya bir şey takabiliyor muyuz? Dürbün. Anlamadım ya. Yani kurcalayarak öğreneceğiz tabii ki gençler. Bir de Çince yazıyor ya, çok anlamıyorum. Oha, yerden şunları alalım, çok güzel. Yelek aldık ama bunlar işimizi görmüyor. Atlayalım gidelim. Gençler, grafikler olağanüstü. Bakmayın, benim kayıt programım dandirik olduğu için, bir de telefonum Çin malı Xiaomi olduğu için. Ha, Xiaomi 6 çok güzel ama ben kayıt programı çalıştıramadım, yapamadım. Kendinden kayıt programı var bunun ama ben çalıştıramadım abi. 3. parti bir kayıt programı buldum yani Google Play Store'dan. O da dandirik görüntü kalitesi veriyor. Anlamadım yani, çok anlamadım. Her neyse, şu ağrı kesiciyi de alalım lan. Ağrı kesici bir tane üstümüzde var. Abi şu alttaki listelenenler yer değil değil mi? Ben mi yanlış bakıyorum acaba, anlamadım. Şu bandaj sarı ikon ama zaten 9 tane bandaj var abi, ona ne gerek var ki? Bir de yerden bulduğum şeyleri bazen üstüme alıyorum. Sarı ikon çıkmasa bile. Neden derseniz gençler, ileride bulacağım silahlara yarayabilir. Bak burada kırmızı görüş varmış. Çok güzel. Kırmızı görüş, holo görüş. M16A4'e takılabilir aslında. Bir dakika, şu çantada, üstümüzde çantada olmadığı için yerimiz yok gençler. Aynen, tamam. Ha, çanta var bak, seviye 2. Oo, seviye 2 çanta alırım bir daha baba. 7.62'ler lazım olurdu aslında ama üstümüzde UMP ile M4A16 var. M16A4 mü? Lan bu tam ismini hatırlamıyorum ya, unutup duruyorum sürekli. Evet. Bakalım araç var mı? Araç var mı? Alan dışındayız ama şuralara bir bakalım. Aslında araç bulsak güzel olur. Şuradaki evleri de lootlayalım. Alana doğru gideriz yavaş yavaş. Gençler, oyun 10 numara. Onu söyleyeyim. Hani sesler olsun. Şu an sizin gördüğünüz grafik nasıldır bilmiyorum ama benim gördüğüm grafik muazzam. Gölgelendirmeler oyunda efsane abi, güzel. Şöyle gidelim. Bu arada gençler, like atmayı unutmayın. Bakın, o kadar uğraştım, çabaladım, emek verdim. Sizin için buldum abi. Sizin için oyunu, bir tane Çinli kullanıcı buldum. Oyunu hesabına aldık. Oynamaya başladık. Tabii ki bende APK'sı var. Hatta APK linkini, indirme linkini açıklamalara katarım. Ama şöyle bir durum. Aa, bir dakika, 4x lan baba kap. Şöyle bir durum var. Eğer davetiye kodunuz yoksa giremiyorsunuz gençler. Şu seviye 1 yelek değil de, bir saniye. Şunları bir atalım. Tamam. Abi ben seviye 2 yelek mi giyiyordum ya, ona bakamadım ama dur bakalım. Şuradan bir çıkalım. Bu arada keşke camlar da olsaymış. Evlerin camları yok abi. O kırılma sesleri falan var ya camların. O olsaymış, belki gelecek güncellemelerle olur yani. Hiç belli olmaz. Şuradan gidek baba, yardır. Yardır. Şu an 55 kişi kalmış. Efsane. Yani biz lootlanırken 55 kişi, oyuncuların da düşmesi iyi. İnşallah birinci oluruz gençler. Birinci olursak da var ya, ilk böyle Lightspeed'in oyununda ilk birinciliğimizi almış olacağız ama dur bakalım. 9mm UMP için bir tane mermi aldım ama çok da fazla mermi almak istemiyorum gençler. Çanta seviye 2 zaten, üstümüzü gereksiz doldurmayalım değil mi? Yani bilgisayardaki grafikleri beklemeyin tabii ki gençler. Hani oyun optimizasyon konusunda zaten bu beta sürümü olduğu için daha sonra çıkacak sürümlerde grafikler çok daha güzelleştirilecektir. Evin içerisindeki ışıklandırmalar, aydınlatılmalar falan, onlar daha da düzenlenecektir. Bak, uzaktan atış sesleri geliyor baba. Çok dikkat etmem lazım. Yani bilgisayarda oyun 12 GB ise biz burada APK sürümünü 500 MB indiriyoruz. Yani düşünün gençler oyundaki grafik farkını. Yani ama şöyle, oynama zevki olarak, sesler olarak yani muazzam. Bilgisayardakinin aynı hissiyatı yaşıyorsunuz gençler, onu söyleyeyim. Harita zaten birebir bilgisayardaki harita. Belki 3-5 ev kırpılmış olabilir. Şöyle hani çok kalabalık evlerin olacağı yerde 100 tane ev varsa mobilde 60'a falan düşürmüşler. Gerçi öyle söyleyeyim yani, evlerden bile kırpılma olmuş. Olsun, sıkıntı yok. Ben şöyle sağıma soluma bakarak koşayım da abi alana doğru. Çünkü darda kalmayalım. Birazdan gaz gelirse, ona herkes gaz diyor ama elektrikmiş normalde. Biz de onu sonradan öğrendik. Elektrik dalgası gelmeden kaçabilirsek süper. Şöyle alanda hemen yakınımızda, biraz daha koşarsak oraya varırız ama ya bu abi yoldan geçen, kaçan, göçen bizi görmezse iyi, arkamıza bakalım da şöyle. Aynen. Oo, yemin ediyorum grafikler böyle telefondan efsane bir şey görünüyor gençler, onu size söyleyeyim. Koşmayı kilitlemişken bir dakika sağımıza solumuza bakalım. Koşma kilitleme olayı da güzel, sevdim yani. Ya zaten buton var abi, sağ üst köşede koşmayı kilitleme butonu var. Oradan bastığınızda kendi koşuyor zaten. Sıkıntı yok. La bu evlerde adamlar çıkar mı lan acaba? Çok bakılmış lan, kapılar açık. Dikkatli olmak lazım. Kapılar açık baba. Ama bazıların kapalı gibi. Şunun baksana, burada kapı var mı? He? Kapı yokmuş lan. Ben kapı var sanıyordum ha. Buralara bir bakabiliriz aslında. Gitmeden zaten alan da yakınımızda, hani safe yakınımızda, sıkıntı olmaz diye umuyorum. Bandajı alalım. Bakalım 9 UMP mermisi var. UMP için bir tane kabza gibi bir şey mi aldım lan? UMP için mi? Yok lan, Scar içinmiş. Tamam, ihtiyacım olmayanı üstümden atayım abi. Çünkü gereksiz yere alan doldurmasın çantamızda. Yani çantayı doldurursa başka bir şey alamayız üstümüze. Şöyle koşmayı da kilitledik baba. Yardır. Bu arada sarı buğday tarlaları oyunda sıklıkla var ki çok görüyorum arkadaşlar. Enteresan olmuş o da. Yani çok fazla buğday tarlası var sarı böyle. Aa, bildirim geldi bana ama arka planda anlamadım. Ne bildirimi geldi bakmadım şu an, dur. Ona sonra bakacağız abi. Şu an kayıt sırasındayız. Aha, red dot. Abi red dot diyorum. Red safe. Kırmızı alan. Safe alan demek mi lan? Bilmiyorum ama kırmızı alan işareti verdi. Aa, ilerideymiş kırmızı alandan. Yakınımızda değil, iyi. Sıkıntı yok yani. Koşarsak varırız zaten. Bakalım 43 kişi kaldı. Ooo, Toroslara. Abi butonlara bak lan. Bir dakika, kornaya basacağım ama bir saniye, şu kontrolü sağlayamadım biraz. Bir dakika kontrol. Aa, bu ne lan? Şurada bir şey gördüm abi. Lan abi şunlara bak, kask. Her yer kask dolu lan. Bu oyunda niye böyle bir şey olmuş? Her yer kask dolu gençler. Gaz vuruyor ama, elektrik dalgası vuruyor ama, dur bakalım. Şuralar, aha bir saniye, bandaj, enerji drink, kask seviye 2 çok güzel baba. Her yer kask dolu, anlamadım. Bandaj çok fazla var üstümüzde. Onun için almadım da şu Toros'a bineyim gidin baba. Aynen işte bu. Abi Toros yemin ediyorum 10 numara olmuş. 10 numara, aynı bilgisayar. Birebir abi. Lightspeed gerçekten çok güzel yapmış. Bu arada gençler, Lightspeed'i bir kere daha tebrik ediyorum. Neden diyeceksiniz? Allah, ne oldu lan? La araç bir düzel. Kendine gel. Kendine gel. He. Abi radarda atış izleri, araba izleri, ondan sonra ayak izleri gibi o saçmalığı kaldırmışlar ya. Ben daha hiç böyle sevinmemiştim. Buna çok sevindim abi. Ben onu istemiyorum ya. Herkes hakkıyla öldürsün abi. Ne öyle, ben sniper'ın pusuya yattım diyelim. Ta bilmem 500 metre ötede sniper Kar 98 ile pusuya yattım. Abi bir atış yaptım, hemen radarda izimi görecekler. Bu sefer sniper'ın yeri ifşa olacak. Lan ne gereği kaldı ki o zaman benim sniper olmama ya da Kar 98 almama yani. Ne gereği kaldı? O yüzden gençler, radar saçmalığını hiç ben beğenmiyorum yani. Allah Allah, seni öleceğim. Abi la araca bak lan. Abi araç yemin ediyorum yerinde durmuyor ha. Buna bir optimizasyon lazım araçlara. Araçlara optimizasyon lazım gençler. Aynen, hadi hadi hadi. Lanet olsun. Şu seyfi geçtik, çok güzel. Seyfi geçtik ama lootlanmamız lazım. Şuradaki evlere mi girsem acaba? Yine kırmızı alan başladı abi. İnşallah üstümüze denk gelmez. Şuradaki evlere girsem mi ya? Lan bakmışlar mıdır ya? Abi araç da burada kaldı lan. Araç kaldı. Lan araç. Çıkamıyoruz. Kaldık gençler orada. Dur şu bar gelmişken. Aa enerji drink. Oğlum zaten bir sürü var lan şu kırmızı holo. Bir dakika. Holoları atalım. Holo dursun hatta da kırmızı. Kırmızıyı atalım. Red dot'u atalım. Aynen. Abi ağrı kesiciyi bastık ama bir saniye. Şunu da içelim. Aynen iç baba iç. Oh yarasın. Abi yemin ediyorum 10 numara ya. Her şey PC'deki bilgisayardakine birebir benziyor. Bu arada Allah'tan Çinli kardeşimiz bize şeyi verdi yani hesabını. Vallahi güvenmeyip vermeye de bilirdi. Ama sonuç olarak test sürümü. O da zaten şey olarak yazmıştı bana. Şuradan gitsem mi? Bakayım alana. Biraz daha ileri gideyim. Şey olarak yazmıştı ya, zaten test sürümü için bir hesap oluşturdum. Yoksa dedi benim hesabım farklı dedi. Hani başka dedi. Gerçek kullanacağım WeChat hesabı başka dedi. Ben test sürümü için birkaç tane böyle fake hesap oluşturdum. Hepsine davetiye kodu talebinde bulundum dedi. Bir tanesine denk geldi dedi işte. Abi Çinliler uyanık yani, biliyorsunuz. Bir tane hesap oluşturmuyor. Adamlar yüzlerce WeChat hesabı oluşturup şey yapıyorlar hani, böyle hepsine davetiye kodu talep ediyorlar falan. Onlar uyanık yani. Şimdi şu tarladan geçelim ama ölmeden 30 kişi kaldı. Bakalım. Bu arada gideceğimiz yere de yaklaştık gibi. Bakayım, aynen yaklaşmışız abi. İleride şehir var ama o drop düşüyor lan. Drop'a mı gitsem abi, ölür müyüm ya drop'a gitsem de? Şu mantar eve bir bakacağım abi. Bir saniye. Şu mantar eve bir bakalım. Hatta mantar evde biraz bekleyelim kardeş. Bir kapıyı örtsen. Oha mini 14 bir saniye dur. Mini 14 şimdi dursun. Bir dakika. S12K da var burada. Tamam mini 14 bir dursun abi. 5.56 mermi kullanıyor. Ama önce bir sağımıza solumuza iyice bir bakalım. Gelen giden var mı? Gençler tarlaların ortasında mantar evdeyiz. Seviye 2 kaskımız, seviye 2 çantamız da var. Bu arada gençler benim silahımın üstünde bir simge görüyorsunuz değil mi? Bakın dur şöyle bir etrafa bakayım abi. Benim bakın şu anda kullanmış olduğum Scar silahının üstünde küçük bir ikon var. Çince yazı var. O otomatik veya tekli atış modunu seçmemize yarıyor gençler. Onu söyleyeyim yani. Bazıları benim daha önce paylaşmış olduğum videolarda veya resimlerde acaba Lightspeed'in yapmış olduğu mobil PUBG'de tek atış modu yok mu? Şuralara bir bakıyorum. Ha, tek atış, çoklu atış seçeneği yok mu diyorlardı ama var arkadaşlar. Burada gösteriyorum size. Şöyle gelen giden var mı abi? İyice 4x scope'la bakalım etrafımızda. Scar bu arada efsane gençler, onu söyleyeyim. Oo kırmızı alan. Allah bombalar patlıyor. Şu miniyi alacağız birazdan ama dur bakalım. Şu kırmızı alan tehlikesi bir geçsin baba. 5.56 mermi istiyor. Şu UMP ile yer değiştirsek miniyi. Tamam UMP'ye attık abi. Bu arada gençler şöyle bir şey söyleyeyim. Ekranın altındaki şunları bir yerleştirelim. Sürekli lafımı bölüyorum. 5.56 mermim varmış üstümde. Güzel. 4x'i de aslında miniye takalım. Çok güzel abi. UMP'ye de Scar'ı Holo'yu da Scar'a taktık. Tamam. Tamam. Abi yerden bir şey aldığınızda ekran altındaki silah simgelerinin üstüne o aldığınız dürbünler veya mermiler olarak düşüyor. Bir saniye şu ayarlarda red dot nereden ağzıma takıldı abi. Gençler ayarlardan hemen görünümünü, buna ne de crosshair görünümünü mavi yaptım. Onu değiştirebilirsiniz ayarlardan istediğiniz gibi. Bu arada Çince olduğu için ayarlar çok fazla kurcalamak istemiyorum, bozarım diye düşünüyorum ama grafikleri de oynayalım şöyle abi, grafiklerle de oynayalım aynen. Tabii Çince oynaya oynaya Çince'yi çözeceğiz neredeyse gençler. Bu arada safe çok yakınımda ama birazdan gideceğim. Bir bakayım sağıma soluma, kimse yoksa yavaş yavaş gidim abi. 4x ile mini ile. Abi mini yemin ediyorum efsane yani. Bunu PC'de de kullanıyorum miniyi. Tek atışta attığını vuruyor abi, indiriyor hemen. Yani bir 2 maksimum 3 vuruşta indiriyorsunuz mini ile, onu söyleyeyim. Hani 2 vuruşta da indirirsiniz ama adam çok iyi lootlanmışsa, sağlam kask, sağlam zırh almışsa kendine falan ve içecekleri de full ses ağlı falan, 3 atış falan da anca indirebilirsiniz. Bilemediniz 4 yani, bilmiyorum. Şöyle bir gidelim. Gidelim abi buradan. Alan çünkü gelecek. Seyfe doğru girelim. Tarladan geçelim. Ama burada çok dikkatli olmak lazım. Çünkü şurada şehirde, sağ tarafımda şehirler var abi. Oradan kaçanlar olursa bizi yerler baba. Aynen, buradan takip edelim. Alana girdik, çok güzel. Yani grafikler muhtemelen oyunun tam sürümü çıktığında çok daha gelişecek gençler, onu söyleyeyim. Hani şu anda sizin görmüş olduğunuz grafikler kadar kötü değil oyun. Benim gördüğüm farklı. Telefonda gördüğümle sizin gördüğünüz farklı gençler. Bir saniye şöyle döndürelim. Aynen. Sağımıza solumuza bakarak koşalım da sonra sıkıntıya kalmayalım baba. Aslında sol tarafımdan gelenler de olabilir. Orayı da kollamam lazım. Aynen, bir sola bakalım. Kimse yok, güzel. Devam. Yardır. Bakalım, alan içerisindeyiz. Çok güzel. 22 kişi kaldı. Biz adam vuramadık ama olsun gençler. Yani rekor kıracağınız bir oyunsa sırf kalabalık yerlere gitmeniz lazım. Ben şu anda rekor kırmak için çabalamıyorum. Birinci olmak için çabalıyorum. Rekor dediğimde hani kill sayısı, öldürme sayısı rekor gibi. Onu yapmak için de zaten boş alanlara kaçmazsınız. Genelde şehirlere girersiniz, dalarsınız. Oha! Şurada bu arabanın ismi neydi lan? Bu arabanın ismini unuttum. Bir dakika, atış var, savaş var baba. Şöyle skopumuzla bakalım. O taraflarda sanki birileri vardı ama bir bakalım. Nereden geliyor bu atış? Bu arada atış sesi nereden geldiğini ses kasabiliyorsunuz. Gerçi o çok güzel. Aha, burada. Lan hayır. Abi çık lan, çıkar o kafayı. Hadi çıkar. Lan yanlış tuşa bastım. Ha! İşte bu kadar. İşte bu kadar. Bir kill. Hemen çantayı lootlayalım. Alırım aklını. Alırım aklını. Abi yanlış tuşa bastım. Ben de diyorum niye ateş etmiyor lan bu. Bir saat bekle. Aa, seviye 3 çanta. Helalim var lan adam. Sana da bu yakışır. Abi bu arada ölen kişinin çantasına baktığınızda çok güzel ya. Geniş açı, geniş yani. Çantayı geniş görüyorsunuz böyle. 3 tane eşya yan yana sıralanmış şekilde. Pantolon ne ayak lan? Olsun abi, bot falan pantolon burada yerde almak çok güzel. Şunu bir abi, bir dakika, sağlığımız aynen. Tamam. Ağrı kesicimizi de içtik baba. Bir tane de drink basalım, enerji içeceği, ve alana yavaş yavaş gideceğiz abi çünkü çok daraldı. 21 kişi kaldı oyunda. Bir dakika şöyle gitsem acep. Ne olur acep? Yardır baba. Şurada bir kulübe var ama kulübeyi çok tercih edeceğimi söyleyemem gençler. Bir bombada aklımızı alır adamlar. Gidelim, çok güzel. Şuradaki evler, soldaki evler. Aha, atış geliyor yemin ederim. Saklan baba. Nereden geldi bu atış? Bu atış nereden geldi? Bir saniye. Mecbur kulübeye girdim abi çünkü atış geliyor. Yukarılara bakalım. Nerede lan bunlar? Abi yemin ediyorum göremiyorum. Göremedim. Tam karşımda, biraz da solumda gibiler. Ya da uzaktaki evin oradalar abi. Bu yakınlarda adam yok gibi ama yine de temkinli olmakta fayda var. Geliyor. Gelsin ya, geleceği varsa göreceği de var kardeş. Koşmayı kilitledim gençler ama arkama boşu. Aha dur bir saniye, motor mu lan o? Motor mu geliyor? Motor aynen. Bir dakika, sesi geldi ama nerede? Buralarda bir yerde motor durdu abi çünkü dikkatli oynamak lazım. Bu arada oyunun gölgelendirmeleri falan efsane güzel yani. Oh, yiyin birbirinizi, yiyin. 18 kişi kaldı. 18 tane uşak kaldı gençler. Koş baba, koş baba. Bak koşmayı kilitledim. Adamlara da kilitleyeceğiz. Aa şurada. Bugi bugi. Aha araç gidiyor. Aha araç. Sıkayım mı lan? Gel lan buraya sen. Abi adama birkaç ikaz atışı yaptım ama adam tınlamadı. Koştu gitti ama onu orada düşürdüler herhalde. Aynen ezdiler arabayla birini. Bak sıkıyorum sıkıyorum sıkıyorum. Bir araç daha geliyor, bir araç daha geliyor ama önce şunu patlatabilirsem dedim de patlatamadım. Kaçın. Lan şunu öldüreceğim lan, gel lan. Sen kime ezmeye çalışıyorsun oğlum? Sen kime ezmeye çalışıyorsun lan? Gel, nerede bu? Nereye kaçtı bu? Bu buraya bir yere kaçtı abi. Bir dakika, arabanın içinde mi? Arabanın içindeyse atış yapalım bir ikiye. Yok lan arabanın içinde. Nerede lan bu? Neredesin lan? Çık ortaya. Arkadan da araç. Allah lan atış. Abi nereden atıyor lan bunlar? Ha Allah lan. Kaç. Kaç. Ha gördüm, tamam dur dur. Gördüm, onun aklını alacağım gençler. Bak iyi izleyin. Bakın Baba Pro şimdi onu nasıl alıyor. Bak bak bak. Bak gel lan sen buraya. Gel sen buraya. Sen kime sıkıyorsun lan? Aa onu başkası öldürdü lan. Kim öldürdü? Bir dakika, sağda biri daha var. Onu bir... Aha gördüm, tamam. Tarlanın orada baba. Dur sen mini ile. Mini ile 2, 3, 4, 5. Ha tamam, tam isabet tutturunca geberdi zaten, gitti. Bir dakika abi, çok tehlikeli olmaya başladı. Alan daraldıkça oyuncuları görmeye başladık. Çok tehlikeli olmaya başladı abi. Bir saniye. Sağlığımızı kontrol edelim. Herhalde şu anda enerji içeceği kullanabiliriz diyeceğim ama tam zaten vardı. Full doldurabilirsek canımız da yavaş yavaş dolar. Ondan çantasına baksam mı ya, bilemedim ama çok tehlikeli abi. Çok tehlikeli, ondan çantasına bakmayayım en iyisi. Ya da bakayım mı lan, bilmiyorum ama şurada bir çanta vardı değil mi, adam ölmüştü. Aynen bakayım. O seviye 3 kask ama aldık ama kırıktı ya zaten. Gerçi bu arada şunu söylemek istiyorum. Timi Studio'nun yapmış olduğu mobil PUBG'de kask, çanta ve yelek görünümleri ekranda var ama Timi Studio'da yok abi, ben göremiyorum şu an, yani yok. Timi Studio'da kaskınız hasarlı mı değil mi, yeleğiniz hasarlı mı değil mi ekranda gösteren bir ikon yok, onu söyleyeyim yani. O yüzden kaskımız hasar aldı mı veya can yeleğimiz, hatta nasıl söyleyeyim, çelik yeleğimiz hasar alıp almadığı konusunda ikon göremiyoruz gençler. O yüzden anlamıyoruz. Muhtemelen beta'dadır diye böyle. İleride bunu düzeltecekler gençler. Muhtemelen öyle umuyorum. Şunlar da abi bir saniye. İçebildiğimiz kadar enerji içelim ki full dolduralım. Ne olur ne olmaz abi. Şimdi aha bir dakika. Bir dakika, geliyor geliyor geliyor, ezme lan beni. Lan gel lan, sen kimi ezmeye çalışıyorsun oğlum? Sen gel lan. İnsan alan yiyorsa, in orada yiyorsa. Allah, biri daha yardımlıyor. Nerede lan bu? Evin orada mı acaba? Bir dakika, bir dakika. Evin lan, nereden sıkıyorsun? Lan gel lan. Bu nerede abi? Bir saniye. Alan da geliyor. Allah, kaçmamız lazım. Alan geliyor baba. Yardır. Evin içine hemen. Tam da evin içi, seyfin içi abi. Allah be abi. Abo can bitti. Can bitti. Lan abi ölme ölme ölme, alan geldi. Ölme ne olursun ölme. Oh be şükür. Dur bir saniye, şurada hemen can bas baba. Hemen can bas. Fullünden basıyorum baba. En fullü, direkt full dolduran sağlık paketini basıyorum. Abi nereden sıktığını bir görebilsem var ya. Şu an sağlığımız full, tamam. Aha gördüm. Aha bir saniye. Aha şimdi aklını alacağım senin. Gel. Gel sen. Al işte, böyle buhar olup gidersin. Buhar olup uçarsın seni aşağılık herif. Adamı buhar ettim gençler. Abi burada da bayağı eşya var ama dur bakalım, ama sağımıza solumuza iyi bakmak lazım. Adamlar var abi, çünkü 7 kişi kaldık. Beni saymayın, 6 kişi. Alan da bayağı daraldı. Çük kadar alan kaldı abi. Bir seviye 3 kask aldık ama bu biraz sakattı ya. O yüzden hani ne olur ne olmaz bilmiyorum ama şöyle bir etrafı kolaçan edelim. Alan çok daraldı. Orada öldürdüğüm adamın çantasına gitmek gibi bir hata yapmayacağım. Çünkü görürlerse alırlar aklımı. Alan bayağı daraldı abi. Nereden gitsem, evin arkasından mı dolansam? Bilemedim lan, nerede bunlar? Görünmüyorlar da haritada. Bir saniye. Aha, araçla geliyor. Bak bak bak, sen bak, araçla geliyor. Bazen butonlara yanlışlıkla eliniz değebiliyor, onu söyleyeyim. Abi eğilerek gideceğiz, sürünelim. Seyfe kadar böyle sürünerek, Allah, koşmam gerekecek. Lan canı yiyor. Allah'tan var ya, iyi lootlandık, paketimiz falan var. Şimdi koşacağım ama biraz bekledim. Neden bekledim gençler, onu söyleyeyim. Hemen kalkıp koşarsam belki görüp aklımı alabilirler. Yat şurada baba. Hemen sağlık paketi, bir şeyler, enerji drink. Allah lan, alan. Lan alan içerisine girmemişim ki lan, bir daha koşacağız. Bir saniye dur. Ha, yat baba, hemen sağlık paketi. Şöyle bir dakika, buğday tarlasının içine gireyim. Ha, görünmememiz lazım abi. Çıplak yerde kalırsak aklımızı alırlar, ona göre. Şu hemen full medkit'i bastım baba, direkt fullledik, görüyor musunuz? Abi lootlanırken çok iyi lootlanmanız lazım. Sağlık paketinize falan dikkat etmeniz lazım. Geriye gidelim şöyle bir saniye. Adam göremedim. Bakıyorum. Çevreme bakıyorum, göremedim. Hala bakıyorum, göremedim. Abi çıplak yerdeyiz. Şuraya bir an önce otların içine gidelim. Aynen. Şimdi safe daralmasına 30 saniye var ama benim yine kalkıp koşmam gerekecek abi. Bu alan beni yine yiyecek mecbur. Ama Allah'tan enerji drinkimiz, bilmem neylerimiz var abi. Sıkıntı yok. Onları basarız birazdan. Ama alan geldi gelecek. Benim de sürünerek gitmem lazım ki. Çünkü çok daraldı abi. Adamlar öldürür beni. 3 kişi var. Benim dışımda 3 kişi. Benle birlikte 4 kişiyiz tabii ki. 3 kill aldık. Çok güzel. Efsane oynuyoruz gençler. Çok dikkat etmemiz lazım. Baba Pro birincilik geliyor. Baba Pro'ya birincilik geliyor gençler. O yüzden like'lar da geliyor. Like'ları unutmayalım. Şu andan itibaren like'a basın. Hadi bakalım. Göreceğim abi. Like atanlar bir de yoruma kalp atsın. Şu dakikaya kadar izleyenler de abi ben şu dakikaya kadar izledim desinler. Ben sürünerek gidiyorum ama çıplak yerdeyim. Aklımı alacaklar şimdi benim. Bir saniye. Lan gir abi şu otların içine ama safe'den kaç. Gazdan kaçıyorum. Genç elektrik şeyinden. Elektrik duvarından. Neyse artık bunun ismi. Bir dakika. Şunlara, otlara gireyim de sağlığımızı bir yenileyelim. Ses var. Bir dakika, ses var. Nerede? Allah! Abi sağımdaymış lan. Lan canım çok az. Aha, gördüm. Gel sen buraya. İşte bu. İşte bu. 4 kill gençler. Bak dedim ya, ses var. Abi bunda ses kasmak efsane önemli. Onu söyleyeyim. Yani ne kadar adam sürünse de sesten yakınlarınızda birinin süründüğünü anlayabiliyorsunuz gençler. Onu söyleyeyim. Biz kulaklığı boşa mı taktık gençler? Şunları basıyorum ama bir dakika, şunu da bir içelim. Sağlığımızı full doldursun abi. Birazdan yine kalkıp alana doğru kaçmam gerekecek. Bu adamın çantasına bir saniye. Ama çantayla işim yok benim artık ya. Benim dikkat etmem lazım abi. Bir dakika, çantayla işim yok. Şuradan geçip gidelim. Çünkü her şeyimiz iyi yani. Abi mermilerimiz neredeyse full yani. Allah, gaz geldi gene. Şöyle bir alan içerisine gireyim. Yat baba, yat şurada bir saniye dur. Nerede lan? Aha gördüm. Aha gördüm. Birincilik geliyor gençler. Yes. Yes. Alırım aklını. Birincilik geldi gençler. Birincilik geldi. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Dedim size, birincilik gelir dedim, geldi. İşte gençler, videomuz da bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Bir sonraki mobil PUBG videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay. Selamlara söyleyin, ben Ersin Çakı, FPS modundayım dostum. Kalkın video atalım, sahip olduğum hayat bireysi hasta yapalım. Düzenli içerik için hemen like'lara basın. Soranlara söyleyin, ben Ersin Çakı, FPS modundayım dostum. Kalkın video atalım, sahip olduğum hayat bireysi hasta yapalım. Düzenli içerik için hemen like'lara basın.